Evet, arkadaşlar herkese günaydın. Merhabalar. Bugün yine Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi fizik bölümünden okuttuğumuz fizikten matematik metotlar dersinde diferansiyel denklemler hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Diferansiyel denklemlerle ilgili son videomuz olacak bu. Bugünkü videomuzda diferansiyel denklemleri seri çözümleri üzerine konuşacağız. Daha önce değişik yöntemler gördük. Fizik eğitimle karşılaşacağımız ve kullanacağımız yöntemleri, temellerini gördük. Şimdi bugün de seri çözümler üzerine konuşacağız. Ben ekran paylaşımıyla dosyamı açıyorum. Dosyamız bu. Kamera görüntüsünü şu aşağıya alayım bu şekilde. Evet. Şimdi elimizde burada gördüğümüz gibi ikinci mertebeden lineer değişken katsayılı homojen bir diferansiyel denklem verilmiş olsun. Bu tarz denklemlerle sıkça karşılaşıyoruz fizik eğitiminde. Burada F1 ve F2 fonksiyonları bize açıkça verilen kesirli fonksiyonlar olabilir. Bu türdeki denklemlere sonsuz kuvvet serisi biçiminde çözümler önerebiliriz. Tabii burada bir çözüm bulabiliriz. Bulduğumuz bu çözüm en nihayetinde sonsuz bir seri olduğu için bu sonsuz serinin toplamının sonlu bir değere yakınsaması bir problem olabilir. Bunu ayrıca inceleriz. Şimdi bir çözüm önermeden önce buradaki tekil nokta yapılarını inceleyelim. Çünkü önereceğimiz sonsuz seri çözümü buradaki noktaların tekillik yapısına göre farklı gösterecek. Buna göre diferansiyel denklemin tekil nokta yapısını şu şekilde sınıflıyoruz. Eğer F1 ve F2 fonksiyonları bir x0 noktasında düzgünse, yani tekil değilse, x0'a diferansiyel denklemin düzgün noktası nedir? Diğer bir durum şu olabilir. Eğer F1 ve ya F2 fonksiyonlarından bir tanesi bir x0 noktasında düzgün değilse, yani tekilse, fakat şu fonksiyon, bakın x0 ile F1 çarpmışım, x0'ın karesi F2 çarpmışım, fonksiyonları x0 noktasında düzgünse. Burada F1 veya F2 x0'da düzgün değil. Fakat şu fonksiyonlar x0'da ikisi de düzgünse. O zaman x0'a diferansiyel denklemin düzgün tekil noktası denir. Eğer buna benzer olarak F1 veya F2 fonksiyonu bir x0 noktasında düzgün değilse, aynı zamanda şu fonksiyonlar oluşturduk. Bu fonksiyonlar da hala x0, bunlardan herhangi biri hala x0 noktasında düzgün değilse, o zaman x0'a diferansiyel denklem düzgün olmayan tekil noktası denir. Tekil noktaları bu şekilde sınıflandırıyoruz. Bu tekillik yapısının çözümle ne gibi ilgisi var? Ona şimdi bakalım. İlk olarak x0 düzgün nokta ise diferansiyel denklem x0 civarındaki kuvvet serisi, sonsuz seri çözümünü şu şekilde önerebiliriz. Bakın burada bir toplam var. Cn burada bilmediğim katsayı x0'ın neyinci kuvveti olarak bunu yazıyoruz. Bu çözüm önerisini denkleme yerleştiririz. Burada Cn katsayıları arasında bir bağıntı buluruz. Bu bağıntıyı tekrarlama bağıntısı adını veririz. Tamam. Daha sonra da bir sonsuz seri bu en nihayetinde. Burada gördüğünüz gibi toplam sıfırdan sonsuza kadar gidiyor. Bu sonsuz serinin yakınsama aralığı buradaki x0'a en yakın tekil noktaya kadardır. Yani bunu şu şekilde ifade ederiz. Mutlak değer içinde x0 küçüktür. x0. Buradaki x ile gösterdiğimiz diferansiyel denklemin x0'a en yakın tekil noktasıdır. İkinci durumda ise x0 düzgün tekil nokta ise diferansiyel denklemin x0 civarındaki seri çözümü bu şekilde yazılabilir. Bakın buraya bir çarpan geldi şimdi. Bazen şu parantezi direkt toplam içine atıp
Şuradaki x eksi x sıfırın m artı m kuvveti yazarız bunu. Burada m serbest indiz, m ile gösterdiğimiz ise toplam indiz. Bu çözüm önerisini denkleme yerleştirerek m için bir tane indiz denklemi buluruz. C'nin katsayıları için de tekrarlama bağıntısı buluruz. Yine bu nihayetinde sonsuz bir seri. Bu sonsuz serinin yakınsama aralığı bu şekilde verilir. Yine burada x ile gösterdiğimiz diferansiyel denklemin x sıfıra en yakın bir noktası. Şimdi düzgün nokta etrafında nasıl çözüm önereceğimizi biliyoruz. Düzgün tekil nokta etrafında nasıl çözüm önereceğimizi biliyoruz. Peki düzgün olmayan tekil nokta varsa o zaman böyle bir kuvvet serisi deneyebiliriz. Fakat böyle bir çözümün varlığı garanti değildir. İlk olarak düzgün nokta etrafında açılımlara bakalım. Ne tür işlemler yaptığımızı görelim. Fizik ve mühendislikte şu tarz bir diferansiyel denklemle çok karşılaşırız. Burada teta bağımsız değişkeni 0 pi aralığında değişen esasen küresel koordinatlardaki bir tane koordinatımızdır, teta koordinatımızdır. Burada L bir tane sabit olduğunu biliyoruz, keyfi bir sabit başlangıçta. Bu diferansiyel denklemi çözmek için burada kosin teta yerine x ataması yaptığımızda diferansiyel denklem şu hale gelir. Bu daha tanıdık bir diferansiyel denklemdir. Biz buna bu diferansiyel denklemde şu anda bağımsız değişkenin x'in tanım aralığı eksi 1'den artı 1'e kadar oldu. Bakın eksi 1 ve artı 1 dahili burada. Küresel koordinatlar 0 ve pi yerleri teta'ya dahildi. Burada bu VKP sabitleri eğer şu şekilde doğal sayılar olursa biz buna Legendre diferansiyel denklemi deriz. Ve çözümlerine de Legendre polinomları denir. Ve bunu P ile X ile gösteririz. Şimdi şuna tekrar vurgu yapalım. Başlangıçta L keyfi bir sabittir. Fakat bu bulduğumuz sonsuz serinin özellikle X eşittir artı eksi bir noktalarında yakınsak olmasının şart koşunca biraz sonra göreceğiz ki esasında benim vurduğum sonsuz seriler x işte artı eksi bir noktalarında bıraksak çıkıyor. Bu bıraksaklığı ortadan kaldırmak için özel bir koşul ortaya atıyoruz. Bu koşul esasında b keyfi sabitini doğal sayı olmak zorunda bırakıyor. Burada tabii sıfırı da biz doğal sayı cümlesine kabul ediyoruz. Sıfırı bir doğal sayı olarak kabul ediyoruz bunu söylerken. Legendre yani diferansiyel denklemini standart biçimde yazalım. Şimdi yöntem artık uygulayalım bu kadar bilgiden sonra. Bu benim Legendre diferansiyel denklemi standart biçimde bahsettiğim şey. Y2 üstünün katsayısı 1 olsun. Buna göre burada benim F1 fonksiyonum bu. F2 fonksiyonum da şu. Bu iki fonksiyona bakarak da bu fonksiyonlar kesirli fonksiyonlar ve paydayı sıfır yapan iki tane yer var. X işte artı eksi 1. O halde şunu görebiliyoruz. Özellikle x işte artı eksi 1 bu diferansiyel denklemin tekil noktaları. Peki düzgün tekil nokta mı yoksa düzgün olmayan tekil nokta mı? Buna karar vermek için şu fonksiyonlar oluşturuyoruz. X eksi x sıfırla f1'i çarpıyoruz. F2'yi de x eksi x sıfırın karesiyle çarpıyoruz. Tamam. Ve daha sonra bu fonksiyonların x eşittir artı 1'de 2 diğerine bakıyoruz önce. Daha sonra x eşittir eksi 1'e diğerine bakacağız. Çarpmışız. Burada gördüğünüz gibi f1'i. Buradan paydayı çarpanlara ayırarak da burada sadeleştirmeler var. Daha sonra x yerine artı 1 koyduğumuzda bunun değeri 1 çıkıyor. Bu sonlu olduğunu görmek önemli. Burada kaç çıktı önemli değil. Sonsuz mu, sonlu bir sayı mı? Onu görmek önemli. Bu sonlu bir değermiş. Yani düzgün davranıyor. Şu fonksiyona bakıyoruz. Burada yine sadeleştirmeler yaptığımızda burası 0 çıkıyor. Yani sonsuz değil. Önemli olan o. O zaman şunu söyleyebiliyorum. X eşittir artı 1 noktası düzgün tekil noktaymış. Benzer olarak x eşittir eksi 1 noktasını inceleriz. Bunun için de tekrar bu sefer f1'i x artı 1 ile çarpıyoruz. f2'yi x artı 1'in karesiyle çarpıyoruz. Ve bunların burada x yerine eksi 1 koyuyoruz. Gerekli sadeleştirme yaptığımızda her ikisinin de sonlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki x eşittir eksi 1 de düzgün tekil noktadır. Tamam, bu bilgiler ışığında şimdi bize verilen diferansiyel denklemin x eşittir 0 düzgün noktası civarında seri çözümü yazalım. Bu şekilde bir seri çözümü
yazıyoruz. Düzgün nokta olduğu için serbest indiriz çok gördüğünüz gibi. X eşittir 0 olduğu için sanki x eksi 0'dan x üzerine yazdık böyle. Ben zaten şu şekilde sonsuz bir kuvvet serisi gördüğünüz gibi. X'in birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti ve devam ediyor. Bunu şimdi türevlerine alalım. Birinci türevi, ikinci türevi. Şimdi buradaki y'yi, y su, y q su'yu diferansiyel denklemde yerine yazacağım. Şu benim diferansiyel denklemi burada yerine yazacağım esasında. Bunları yapıyoruz ve daha sonra da düzenliyoruz. Burada x üzeri y eksi 2 ve x üzeri y parantezine alıyoruz, düzenliyoruz bunu esasında. Ve ilk toplama bakacak olursak n'ye 0 koyduğumuzda şu çarpandan dolayı 0 veriyor. N'ye 1 koyduğumuzda şu ikinci çarpandan dolayı 0 veriyor. Dolayısıyla bu ilk toplamı n'ye eşittir 2'den başlatabilirim. Bunu yeniden yazdım. İlk toplam n'ye eşittir 2'den başlamış. Şimdi birinci toplamda n gördüğüm her yere n artı 2 yazayım. Yapabilir. Toplam bitisini her zaman değiştirebilirim. Bunu yaptığımda ne olacak? N gördüğüm her yere n artı 2 yazacağım. Bu durumda bu toplam artık birinci toplamı sıfırdan başlayacak. N gördüğüm her yere n artı 1 yazdığımda bu hale geldim. Dikkat edin. Şimdi x üzeri n, burası da x üzeri n oldu. Toplam sıfırdan başlıyor, sıfırdan başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor, sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla ben şimdi bu iki tane toplamı orta paranteze alabilirim. Bunu yapıyorum. Bu şekilde yazdım. Bunun sıfır olmasını istiyorum. Bunun sıfır olması için burada x'in arttan kuvvetleri var. Bunun sıfır olması için polinom denkliğinin esasında şu küme parantezinin için sıfır olması gerekiyor. Bunu sıfıra eşitlersek buradan cn artı 2 cn cinsinden yazabiliyoruz. Biz bu tür bağıntılara tekrarlama bağıntısı adını veriyoruz. Buna göre n'yi n artı 2'ye bağlamış. Bakın n'yi n artı 1'e değil. Dolayısıyla buna göre çift katsayılar c0 cinsinden yani c2, c4, c6, c0 cinsinden tek katsayıları da c1 cinsinden yazabiliriz. Yani c3, c5, c7 de c1 cinsinden yazabiliriz. Burada somut olması için birkaç sayısal değeri yerine koyalım. Peki n'ye eşittir 0, 2, 4 için bir çözüm yazalım. N yerine 0 yazdığımızda şu tekrarlama bağıntısında c2, c0 cinsinden n yerine 2 yazdığımızda mesela c4'ü önce c2 daha sonra da c0 cinsinden yazabiliyoruz. Buradan çift çözümünü yazdık. Buna birinci çözüm adını veririz. Birinci çözüm. Tek yaptığım şey esasında bu başta yazdığım seri çözümünde c2, c4 yerine tekrar bağıntısından bulduğum değerleri yazmak. Burada sonsuz bir seri gördüğünüz gibi artı, eksi, artı, eksi diye gidiyor. Şimdi de n yerine 1, 3, 5 koyduğumuzda bakalım neler bulacağız. N yerine 1 koyduğumuzda C3, C1 için yazıyoruz. N yerine 3 koyduğumuzda tekrarlama bağıntısında C5'i önce C3, daha sonra 3 satır burada yerine koyarak da C1 için yazıyoruz. Buradan da tek çözümü, yani ikinci çözümü elde ederiz. Unutmayın, en nihayetinde uğraştığım diferansiyel denklem, ikinci mertebeden diferansiyel denklem. Dolayısıyla çözümde birbirinden lineer bağımsız iki tane fonksiyon lazım. Bu fonksiyonların ikincisi y2'ymiş. Birincisi y1'di, ikincisi y2. Bu graf bakın, x'in tek kuvvetleri var. Bu sonsuz seri, eksi artı y'ye gidiyor. Ve bu serilerin bazı özellikleri var. Onlara bakalım. Her iki sonsuz seri de eksi 1 artı 1 aralığında, açık aralığında yakınsak fakat x işte artı eksi 1 noktalarında yaraksaktır. Her bir serinin diferansiyel denklemde bir çözüm olması için biz bu noktalarda da esasında bu serinin yakınsak olması isteriz. Yaraksak olan bu iki tane sonsuz serinin bu x işte artı eksi 1 noktalarında yakınsak olabilmelerin tek yolu buradaki L keyfi sabitini bu şekilde doğal sayı olmasıdır. Bunu böyle yaptığımızda esasında seriyi biz bir yerde kesmiş oluyoruz. Mesela burada L yerine 3 dediğimizde esasında şu terim ölüyor. Bundan sonra gelen tüm terimler de ölüyor. Burası çözüm sadece şu ikisi kalıyor. Burada eğer şuna bakacak olursak, Y1'e bakacak olursak L yerine 2 yazdığımızda bu sefer bu terim ölüyor ve bundan sonra gelen tüm terimler ölüyor. Şu ilk iki terim esasında benim çözümüm oluyor. Dolayısıyla burada x eşit artı eksi 1'de de bu sonsuz serim artık yakınsak hale geliyor. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? X işte artı eksi 1'deki yaraksaklığı ortadan kaldırmak için keyfi sabitte özel bir koşul yüklüyorum. Diyorum ki L bir doğal sayı olsun. Böylece seriyi sonlu bir değerde
kesiyoruz. Zaten sonsuz seri değil. Bu durumda da x'in artan kuvvetleri olduğu için ben buna polinom adını veriyorum. Sonsuz seri artık bir polinom olur. V'nin her bir değer için C0 ile C1 sabitlerini şu şekilde normalize edersek bu polinomlara Legendre polinomu denir ve P ile X ile gösterilir. Burada L ile gösterdiğimiz artık 0, 1, 2, 3 doğal sayılar. Ve çift sayılar, çift doğal sayılar ise Y1 polinomdur ve yakınsaktır. Fakat Y2 hala sonsuz seridir. Ve çift sayı olursa. Ve Y2 fonksiyonu x eşittir artı eksi 1 değerlerinde bıraksaktır. Bunu somut olarak şöyle görebiliriz. V yerine 0 koysak Y1'imiz şöyle bir çözüm oluyor. Y2'imiz şöyle bir sonsuz seri oluyor bu durumda. Ve bu seri esasında şu elinin açılımıdır. Dolayısıyla bunu hemen görebiliyoruz. Burada x yerine 1 koysak, x yerine eksi 1 koysak burası esasında tanımsız fonksiyon. Dolayısıyla Y2 patlıyor burada. Bıraksa. Fiziksel problemlerde bu durumda Y2 çözüm olarak almayız. Onun önünde kastırıya baştan sınır şartı olarak sıfırlarız. Eğer tek sayı olur ise bu sefer Y2 bir polinom haline gelir. Yakınsaktır. Fakat Y1 bu sefer sonsuz seri olur. Ve x işte artı eksi 1'de bıraksaktır. Bunu da şöyle görebiliriz somut olarak. L yerine 1 koysak. O zaman Y1'in şöyle sonsuz seri haline geliyor. Bak hiçbir yeri kesilmiyor. Bu da esasında bakarsak şu seri, şu fonksiyonun açılımıdır. Y2x çünkü C1x oluyor. Bakın bu artık bir polinom. Ve x işte artı eksi 1'de bu sonlu değerler alıyor. Güzel. Şu fonksiyona bakacak olursak bu fonksiyonu eksi eşittir. 1 ve eksi 1'de tanımsız olduğu için Y1 patlıyor. Bu durumda da esasında genel çözümde Y1'in katsayısını 0 yaparız sınır şartı olarak. Bunlar gizli sınır şartları. Bunu fizik derslerinde, fizik eğitiminde yapacaksınız. Diferansiyel denklemi genel çözümü şöyle yazılır en genelde. A1 Y1x artı A2 Y2x. Burada A1 ile A2 K2 sabitler. Burada A2 0 ve L'yi çift sayı alır isek o zaman da benim genel çözüm şu hale gelir. Genelde. Polinomu bakın eksi 1 artı 1 kapalı aralığında denklemin yakınsak olan genel çözüm olur. Burada A1'i 0 yapıp B'yi bu sefer tek sayı yaparsak o zaman bizim genel çözümümüz de şekilde yazılır. Bu da esasında eksi 1 artı 1 kapalı aralığında yakınsak olan genel çözümdür. Şimdi düzgün nokta etrafında bunları uyguluyoruz. Peki düzgün tekil nokta civarında seri çözüm yapmak istersek nasıl bir yol izleyeceğiz? Bununla ilgili konuşalım şimdi. Şöyle bir diferansiyel denklem yazalım. Bu gene fizik eğitiminde ve mühendislik eğitiminde çok sıkça karşılaşılan bir diferansiyel denklemdir. Buna Bessel diferansiyel denklem denir. Bu da nü keyfi bir sabit. Bu denklemi gene bu ikinci mertebeden diferansiyel denklem. Miner, değişken katsayılı diferansiyel denklem. Bunu standart formda yazalım. Denklemin tekillik yapılarına karar vermek için. Yazık standart formda. Şuna F1 diyoruz, şuna F2 diyoruz. Buna bakınca esasında burada benim x eşittir 0 da bir tekillik görünür. Şu paydada F1'in 1 bölü x, F2'de x eksi 1 kare bölü x kare, x eksi 0 burada tekil nokta gibi görünüyor. Tekilliğin yapısını araştıralım şimdi. O zaman ne yapacağız? F1 x ile çarpacağız. F2 x kare ile çarpacağız ve burada x gördüğümüz her yere 0 yazacağız. Bunu yazarsak her ikisi bu durumda sonlu çıkıyor. Dolayısıyla F1 ile F2 x eksi 0'da tekil. Fakat x çarpı F1 ve x kare çarpı F2 x eksi 0'da tekil değil, sonlu. O zaman diyoruz ki x eksi 0 noktası düzgün tekil nokta. Başka tekil nokta görülmüyor denkleme baktığımızda. Fakat bazen işte x eşittir sonsuzluktaki davranışını merak ederiz. X eşittir sonsuzlukta tekillik var mı yok mu? Bunu araştırırız. Bunun için de şöyle dönüşüm yaparız. X görüntü her yere 1 bölü z yazarız. Dönüşüm yaptığımızda x eşittir sonsuz demek esasında z eşittir 0 demektir. Yani yeni denklemde z eşittir 0 noktasını inceleriz. Bunu yaparsak d'ye göre dx de zincir kuralıyla bu şekilde artık z cinsinden bunun bağımsız değişkenim z oluyor burada gördüğünüz gibi. İkinci sürede aynı şekilde hesaplarız z cinsinden. Bu hale geldi.
Bunları mesela dik denkleme yerleştirdiğimizde benim mesela diferansiyel denklemim z cinsinden şu şekilde oldu. Burada gene z eşittir sıfır noktasında tekillik görünüyor. Yani eksiksiz sonsuz tekillik var gibi. Bunun yapısına bakalım. Türüne karar verelim. Ne tür bir tekillik? Düzgün düzgün tekillik mi yoksa düzgün olmayan tekillik mi? Bunun için şurada benim şu F1 fonksiyonum, şurada benim F2 fonksiyonum. F1'i Z ile çarpmışım, F2'yi Z kareye çarpmışım. Daha sonra da Z yerine 0 vermişim. Bunu yaptığımızda şu ikinci diyelim, bu da sonsuz, bakın sonlu değil, bıraksak sonsuz. O zaman diyorum ki Z eşittir 0, düzgün olmayan iki nokta. Yani X eşittir sonsuz, düzgün olmayan tekil nokta. Bu durumda X eşittir 0 düzgün tekil noktasına en yakın tekil nokta sonsuzda var. Olduğu için X eşittir 0 civarındaki sonsuz serinin yakınsama aralığını şekilde de yazabiliriz. Okay, bu açıklamalardan sonra somut olarak mesela diferansiyel denklemin X eşittir 0 düzgün tekil noktası civarında kuvvet serisi çözümünü yazalım. Şu şekilde yazdık. Şu serbest indisti. Bunu hemen toplamın içine atmışım burada. Dolayısıyla türevini alıyorum. Bir daha türevini alıyorum. Bunu unutmayın. N'ye toplam indisi. Fakat M serbest indisti. Bunları mesela diferansiyel denkleme yerleştiriyorum. Ortak parantez alıyorum burada gördüğünüz gibi. Burada x üzeri n artı m, şurada x üzeri n artı m artı 2. X'in kuvvetlerini eşitlemem lazım. Mesela toplam bilgisini burada değiştiriyorum toplam bilgisini. M'ye gördüm her ele n artı 2 yazarsam bunun kuvvetiyle bunun kuvveti aynı olacak. Dolayısıyla bu batama yaptığımda birinci toplam ne olacak bu durumda? N eşittir eksi 2'den başlayacak artık. Bakın şimdi x üzeri n artı m artı 2, x üzeri n artı m artı 2. Fakat bu toplam sıfırdan başlıyor, bu toplam eksi 2'den başlıyor. Çünkü birinci toplamda eksi 2 ile eksi 1 açıkça yerine koyayım ve toplamı sıfırdan devam ettireyim. Bunu yapacağım. İlk toplamda n yerine eksi 2 ve n yerine eksi 1 yazmışım. İlk satır bunu gösteriyor. İkinci satırda birinci toplam n sıfırdan devam ediyor artık. Şu son terim hala aynen duruyor burada. Yani şimdi bakacak olursam şu ikinci satırı toplam parantezine alabilirim artık. Ortak parantezi almıştım bu şekilde. Şimdi burada bu polinom denkliğinden esasında x'in burada artan kuvvetleri var. X üzeri m, x üzeri m artı 1, x üzeri işte m artı 2 bu devam ediyor. M artı 2, m artı 2 devam ediyor. Bunun sıfır olması için x'in bütün çarpanların sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sıfır olması lazım, bu sıfır olması lazım. Ve şu küme parantezinin sıfır olması lazım. Yani dolayısıyla bana ne vermiş oldu esasında? Şu bana tekrar bağlantısı verecek, şu indis denklem verecek, bu da indis denklem verecek. Eğer x eşittir sıfır noktası düzgün tekil nokta değil de düzgün nokta olmuş olsaydı şu ilk satır otomatik olarak sıfır çıkacaktı. Bunu Legendre dik denkleminde gördük esasında. Bu düzgün tekil nokta olduğu için şu ilk satır ölmedi burada. Biz bunu şimdi kendimiz şu m serbest indisini özel seçerek şu ilk satırı öldüreceğiz. Dolayısıyla ilk satır bize indis denklemini veriyor. İkinci satır bize tekrarlama bağlantısını veriyor. Çözüm için dört olasılık var tabii ki burada. Eğer C0 ve C1 ikisi de sıfır olursa o zaman bu denklem sağlanıyor. Bu denklem sağlanıyor. İkisi sıfır olduğunda buradaki tek kas sayılar C1 cinsinden, çift kas sayılar C0 cinsinden yazıldığı için ikisi sıfır olduğunda bütün C'ler sıfır oluyor. Bu da esasında Y eşittir sıfır aşikar çözümüne bizi götürür. Biz bunu istemiyoruz tabii. Aşikar olmayan çözümler ararız, isteriz. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Ona bakalım. Başka ne olabilir? C0 ve C1 ikisi sıfırdan farklı olursa o zaman şu parantez sıfır olmalıdır ve şu parantez sıfır olmalıdır. Aynı anda. Yani, denkleme sağlanması için. Bunu yaptığımızda da ne verecek bize? Birincisinden yukarı m kareye eşit olacak. Buradan da yukarı m artı 1 kareye eşit olacak. Fakat m hiçbir zaman m artı 1'e eşit olamayacağı için bu olasılık bir çözüm olamaz. Bunu kullanamayız. O zaman ne olacak? Bir ihtimal işte buradan C0 0, C1 0'dan farklı olur ise C0 0 bunu öldürdük. C1 0'dan farklıysa o zaman şu köşe parantezi 0'a eşitleriz. Ve buradan bulduğumuz
İşte bu M diye de burada yerine yazarız ve tekrar bağlantısını elde ederiz. Dolayısıyla buradan M için iki tane kök buluruz. Her bir kök bize çözüm verecek. Veya tam tersine C 0-0'dan farklı olsun. Bu 0'dan farklı. C 1-0 olsun. O zaman bu denklem sağlandı. Bunun sağlanması için şu köşe yapmanın 0 olacak. Buradan M eşitte artı eksi mu buluruz. İki tane kök bulduk. Her bir kök buradaki tekrar bağlantısına konarak da bize iki tane çözüm verir. Prensip olarak. Sonik olasılık çözüm olabilir. Biz son olasılıkla devam edelim. Dolayısıyla birinci çözüm için birinci indis kökümüz artı nü olsun. Bunu alalım ve C1 işte sıfır şartını kullanalım. O zaman benim çözümüm şu oldu. Buradaki C1 sıfır olduğu için C0 sıfırdan farklı olabilir artık. Dolayısıyla buradaki çift kuvvetler var. Dikkat edin. Tamamen bir çift fonksiyon ya da tek fonksiyon diyemiyorum. Çünkü şu an nü'nin ne olduğunu bilmiyorum henüz. O yüzden sadece böyle bir çözüm yazdım. Bu durumda tekrarlama bağıntısı şöyle olacaktır. Buradaki işte şu bulduğum M kökünü tekrarlama bağıntısında yerine yazıyorum. Şurada tekrarlama bağıntımdı. Şurada M gördüm. Her yere esasında nü yazacağım. Şurada M gördüm. Her yere nü yazacağım. Bunu da şöyle sadelik açısından şu esasında bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. Bunu çarpanlara ayırıyorum burada gördüğünüz gibi. Paydayı çarpanlara ayırıyorum. Burada M gördüğüm yere mi yazıyorum. Bunu yazdığımızda burası iki tane parantezin çarpımı olarak yazılıyor. Daha sade hale geldi gördüğünüz gibi. Şimdi burada yapacağım şey artık şu. M yerine işte 0, 2 gibi değerler vererekten bütün çift kas sayıları hesaplamak. M yerine 0, 2, 4 gibi değerler görüyorum. Verdiğimde C2'yi bu şekilde C0 cinsinden yazdım. M yerine 2 koyduğumda C4'ü C0 cinsinden yazdım. Burada bir kendi tekrarlama durumu var. Dolayısıyla burada en genelde M eşittir 2P gibi diğer açım. Burada P'si 1, 2, 3, 4. Burada benim pozitif doğal sayılarım olsun. Dolayısıyla ben en genelde bu kas sayı şekilde yazabiliyorum C0 cinsinden. Bunda faktöriyeller var. Bu da faktöriyeli andırıyor bakın. N artı 1, N artı 2, N artı P gibi. Yani eksi 1 üzeri P. Hepsini C0 cinsinden yazmışım. Bunları yukarıdan yerine yazıyorum Y1'de. O zaman bu benim esasında Bessel diferansiyel denklemin birinci çözümü. Buradaki gene bunu önümüzdeki derslerde özel fonksiyonlar başta altında biraz daha konuşacağız bunun üzerine. Buradaki C0'ı özel seçerekten elde edilen bu seriye esasında biz birinci türü Bessel fonksiyon deriz ve J'nü x ile gösteririz. İkinci çözüm için indis denkleminden diğer kökü kullanırız. İkinci kök. O da eksi mü'ydü bizim bu problemimiz için. Burada birinci indis kökünde takip eden adımlar tekrar edilerek y2 elde edilir. Fakat bu örnekte biz kısaca buradaki y1 çözümünde nü gördüğüm her eksi nü yazarak da y2'yi hızlıca yazabilirim şu şekilde. Bu seride uygun bir şekilde normalize edilirse buna da ikinci tür Bessel fonksiyon denir ve j eksi nü ile gösteririz. Burada nü'nün işte tam sayı olması özel durumlarında buradaki esasında j eksi nü birinciden birden bağımsız olmayabilir bazı özel durumlarda. Bunu sonraki haftalarda konuşacağız. Ama prensip olarak ne yaptık? İki tane çözüm bulduk. Biz buna ikinci tür Bessel fonksiyonları diyoruz. Bazı kaynaklarda ikinci tür Bessel fonksiyonlarını n ile gösterir veya y ile gösterir ve ismine de Newman fonksiyonu veya Weber fonksiyonu diyebilir. Bunu görürseniz şaşırmayın. Sonuçta elimde iki tane çözüm var. Y1 ve Y2. Bunlar nereden bildim? İki tane indis kökünü tekrarlama bağıntısına koydum. Ve iki tane seri çözüm elde ettim. O zaman benim genel çözümüm bu ikisinin toplamı. A1 ve A2 burada iki tane keyfi sabit. Kabaca şuna bakış olursak burada nü eğer pozitif ise sanki o zaman burada x eşitli sıfırda burada x eşitli sıfırda şu terim patlayabilir. Bıraksak ve x eşittir sonsuzda da y1 patlayabilir. Bu da y pozitifse ona dikkat edin. Bundan sonra zaten daha sonra söylediğimiz gibi özel fonksiyonlar başta altına ayrıca konuşacağız. Genel olarak buradaki m1 eşittir m2 indis kökü de eğer buradaki iki kök aynı olursa çakışık kök veya
N1-N2 farkı bir tam sayı olursa bu durumda burada elde ettiğimiz şu Y2 fonksiyonu Y1'den yine bağımsız olmaz. Bu durumlar ikinci çözümü aşağıdaki teoriyle elde ederiz. Fuchs teoremi diyoruz. İkinci mertebe lineer diferansiyel denklemin x0 düzgün tekil noktası etrafında çözümü şöyle yazılır. Bu zaten söylemiştik. Teorem olarak söylüyoruz. Serbest indis M için bir indis denklemi ve Cn içinde tekrarlama bağıntısı bulunur. Eğer 3 durum var burada. M1, M2'den büyük ve M1-M2 farkı bir tam sayı değilse o zaman her bir indis kökü birbirinden lineer bağımsız iki çözüm verir. Genel çözüm bu iki çözüm toplamıdır. Eğer M1, M2'den büyük ve M1-M2 farkı bir tam sayı ise o zaman M1 kökü bir çözüm verirken M2'nin verdiği diğer çözüm ilkine lineer bağımlıdır. Yani bir tane çözüm bulmuş oluruz esasında. Eğer M1 eşittir M2 ise yani çakışık kök durumu varsa biz köklerinde o zaman yalnızca bir tane çözüm bulmuş oluruz. Bu durumda B ve C durumlarında ne oldu? Bir tane çözüm bulduk. Oysa bizim denklemimiz ikinci mertebe diferansiyel denklem. İkinci çözüm bize lazım. İkinci çözümü bulmak gerekir. İlk çözümle yine bağımsız olan ikinci çözüm Abel yöntemi veya Frobenius yöntemiyle bulunur. Abel yöntemiyle diferansiyel denklemin mertebesi bire indiriliyordu ve bu şekilde birinciden lineer bağımsız ikinci çözüm bulunuyordu. Bunu daha önce gördük, uyguladık. Burada Frobenius yöntemini açıklayalım. Burada B durum olarak neydi? M1, M2'den büyük olacak yani M1 büyük kök, M2-M1 tam sayı ise o zaman şunu yaparız. Bizlerdeki yöntem şu. İndis kökü kullanılmadan yalnızca tekrarlama bağıntısından yararlanarak bir seri çözüm yazılır. Yani bizim artık seri çözümde x ve m olacak. Daha sonra birinci çözüm için büyük indis köküyle birinci çözüm büyük indis köküyle elde edilir. Mesela bu seriyi de ne yapacağım? Ben tek yapmam gereken m gördüm her yere m1 yazmak. Birinci kökü yazmak. Bunu yazdığımızda birinci çözüm orada hazır. Birinci çözümden lineer bağımsız olan ikinci çözüm ise şu yolla bulunur. Burada şu birinci i adımında bulduğumuz burada bir seri vardı. X ve m var bunun içinde. Bunu m-m2 ile çarparız. Şuradaki m2 küçük köküm benim. Çarparız ve bunun m'ye göre türevini alırız ve m göre üzere m2 yazarız. Bu şekilde elde ettiğim çözüm kesinlikle m1'den lineer bağımsızdır. Eğer çakışık kök durum olursa buna C durum demiştik Fuchs teoreminde. Burada indis kök kullanılmadan yalnızca tekrarlama bağıntısından yararlanılarak bir seri çözüm yazılır. Yani seri çözümde x ve m görünecek. Burada kökü yerine indis kökünü yerine koymamışım. Birinci çözüm için bu kökü yerine koyarak bunu elde ediyorum. Birinci çözümden lineer bağımsız olan ikinci çözüm için tek yapmam gereken şu. Bu i adımında bulduğum bu seriyi m'ye göre çevirini alırım. Veya sonra M gördüğüm yere M1 yazarım. Bu şekilde elde ettiğim çözüm bu. Y1'den bağımsızdır. Evet. Diferansiyel denklemlerin işte tanımı, çözüm yöntemleri, fiziksel yorumlar üzerinden değişik bilgiler verdik. 4 haftadır bu konuda hakkında konuştuk. Bu artık diferansiyel denklemlerle ilgili son videomuzdu. Önümüzdeki dersten itibaren fizik eğitimde karşılaşacağımız özel fonksiyon hakkında konuşacağız. Bir dahaki ders videomuzda buluşana kadar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.